Merhaba arkadaşlar, Nurgül'ün Tığ ve İğneoları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar, yine size gördüğünüz bu renklerden bir model çalışması göstereceğiz. Ve modelimiz şu şekilde arkadaşlar, yine iğneden tığa bir model. Çok hoş ve çok zarif bir model arkadaşlar. Modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Çok hoş. Mavi de güzel açtığını düşünüyorum. Boncuk gibi. Evet, şimdi modelimizin yapım kısmına geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Yeni başlarken de aynı şekilde tığ battığımızın içine sık iğne ile giriyoruz. İpimizi buraya monte etmiş oluyoruz. 4 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3 ve 4. 4 zincirimi çektim. Tığımın başına arkadaşlar 2 defa doluyorum. Bir tane tığ battıya atlayıp ikinci tığ battımın içine arkadaşlar 1 2 2 2 olarak bu şekilde bir trabzan yapıyorum. Trabzanımın tepesine 4 tane zincir çekip kapatıyorum buraya kirpik olarak. Bu bizim ara suyumuz arkadaşlar. Ve içine 5 tane alıyor arkadaşlar sık iğne. Sık iğne dedim. 5 olunca 6.yı da hemen aynı değildi arkadaşlar. Bir yanındaki boş olan tığ battımın içine kapatıyorum. Bu şekilde sık iğneli trabzan yapmış oldum. Evet arkadaşlar. 4 tane bu şekilde verdik. Şimdi bir tane de arkadaşlar bu yuvamız için yapalım. 1, 2, 3, 4 zincir. 2 defa tığımın başını doladım. Bir tane atlayıp ikinci tığ battıya 1, 2, 2, 2 olarak 4 seferde yine aynı şekilde trabzan yaptım. 4 zincir. 4 zincirimi trabzanıma kapatıyorum. Bu şekilde. Buraya yine 5 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 tane bu şekilde arkadaşlar sık iğneyi yaptım. Hemen yanındaki boş olan sık iğneye kapatıyorum. Aynı tığ battıya kapatmıyorum arkadaşlar. Şu şekilde mesafeli durmasını istedim. 1, 2, 3 ve 4 zincir. 2 defa tığımın başını doladım. Bir tane atlayıp ikinci tığ battıma 1, 2, 2, 2 olarak bu şekilde bir trabzan yaptım. Şimdi arkadaşlar buraya 8 tane zincir çekiyorum. Bu boş trabzanımın üzerine. 4, 5, 6, 7 ve 8. 8 zincirimi çektim. Dönüyorum ters tarafından. Buradaki 4 zincirli tomurcuğumun içine kapatıyorum arkadaşlar. 2 zincir çekip düz yüzüne döndüm. Şimdi bu yuvanın içine yaprak yapacağız arkadaşlar. Bir defa tığımın başını doladım. Yuvaya girdim. 2, 2 olarak aldım. Bir defa yine tığımın başını doluyorum. 1, 2, 2. 2 defa tığımın başını doladım. 2, 2 ve 2 olarak bu şekilde 4. trabzanımı yaptım. Tekrar 2 defa doluyorum. 1, 2, 2, 2. 5. trabzanımın tepesine 4 zincir çekiyorum arkadaşlar. Ve buraya kalan kısma da 5 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. 6.yı da şu şekilde aynı yuvanın içinde yapıp buraya bir tane yaprak yapıyorum arkadaşlar. 3 zincir, 2 defa tığımın başını dola. Bu da çiçeğimiz için yuva olacak. 2, 2, 2 alarak bu şekilde bir trabzan yaptım. Şimdi trabzanımın içine 6 tane zincirimi çektim ve kapattım arkadaşlar. Buraya sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3 ve 4. 4 tane sık iğne yaptım. 5.yi de buradaki ana yuvada yapıyorum. Bu da çiçeğim için arkadaşlar dal.
Yapacağımız bu çiçeğimizin ana gövdesi arkadaşlar. Şimdi tekrar bu yaprağın aynısını bu tarafı da yapalım arkadaşlar. 2 zincir çekerek başlıyoruz yaprağımızı yapmaya. Bir defa doladık, 2 2 aldık. Bir defa doluyorum. 1 2 2 3 seferde. 2 defa dolayıp yine 2 2 2 alarak 3 seferde 4. trabzanımı yaptım. Tekrar 2 defa doluyorum aynı yuvaya. 1 2 2 4 seferde. 4 seferde bu şekilde yaprağımızı yaptık. Üzerine 4 zincir kapatıyorum son trabzanımı. 5 tane sık iğne yapıyorum. Şu şekilde tutalım. 1 2 3 4 ve 5. 5 tane bu şekilde arkadaşlar sık iğnemi yaptım. 6. sık iğnemi de yuvada yaptım ve ikinci yaprağım da hazır. Şimdi arkadaşlar buradaki trabzanıma inip buraya da 5 tane sık iğne yapıyorum. 2 3 4 ve 5. Hemen arkadaşlar buradaki tığ battıma da girip buraya da bir tane aynı tığ battımın içine sık iğne yapıyorum. 6. sık iğnemi yapmış oldum. Evet arkadaşlar şu şekilde yaprağımız oluştu. Gayet de güzel oldu. Ve şimdi yine 4 zincir çekip ara suyunun yapımına başlıyoruz. 2 defa doladım. Bir tane tığ battı atlayıp ikinci tığ battıma 1 2 2 2 olarak aldım. Şimdi tepesine 4 zincir 4 zincirimi kapattım. Yine 5 tane sık iğne 1 2 3 4 ve 5. 6.'yı da boşta olan bir yandaki sık iğneye yapıyorum arkadaşlar. Şu şekilde durmasını istediğim için. Buradan arkadaşlar dediğim gibi şu kadar ara vereceksiniz. Aradan sonra hemen yaprağı kurup devam edecek. Şimdi çiçeğimizin yapım kısmına geçelim. Evet arkadaşlar bu bir çay karıştırıcısı. Bununla bu beyaz kısmın olduğu yerleri ilmekleri yapacağız arkadaşlar. Bunu başta söylemeyi unutmuşum. Bu şekilde bir tane çay karıştırıcısına ihtiyacımız var. Bu yaprakların arasına yaptığımız dalın 6 zincirli yuvasının içine arkadaşlar şu şekilde en dip köşesinden sık iğne ile ipimi tığıma tutturdum. Ortadan tuttursanız bile şu şekilde kaydırabilirsiniz arkadaşlar en dip köşeye. Buraya bir tane zincir çektim. Bu çay karıştırıcımı aldım. İlmeğimi taktım. Bu şekilde arkadaşlar 9 tane buraya ilmek toplayacağız. Yine girdim. 1 ve 2. Tekrar taktım buraya arkadaşlar. 2. Şu şekilde yeşillik görünmemesine dikkat edelim arkadaşlar. Yoksa yerimiz yetmeyebilir. 2. 3. 2 zincir taktım 4. 2 zincir 5. 6. Evet arkadaşlar. Bu yeşil yuvaya giriyorum. Yeşil yuvamın içinde 2 tane zincir çekip kapatıyorum buraya. 1 2 zincir 9 oldu. 9 tane bu şekilde topladık. En son arkadaşlar şu şekilde yine bir zincir çekip bu çay karıştırıcımın boyunda şöyle bir örümcek yapıyorum buraya. Örümceğimin üzerine de 3 tane zincir çekiyorum arkadaşlar. Şöyle yanda bu ilmeğimi bırakıyorum. Bu karıştırıcımdan, aparatımdan ilmeklerimi bu şekilde çıkartıyorum. Tekrar taktım arkadaşlar bu örümcekli ilmeğimi ters tarafına çevirdim. 3 zincir zaten çekmiştik ucuna. Ve bu ilmekleri bu şekilde birer birer 3'er zincirle kapatacağız arkadaşlar. 1, 2, 3 zincir sıradaki ilmeğimi alıp bu şekilde kapatıyorum. 1, 2, 3 zincir sıradaki ilmeğimi
kapattım buraya. 1, 2, 3 zincir. Sıradaki ilmeğimi arkadaşlar kapatıyorum bu şekilde. Bakın hepsinin için 3'er zincirli yuvalar yapıyorum. Kapattım. 3 zincir. Kapattım. 3 zincir. 3 zincir. Kapatıyorum. 1, 2, 3 zincir. 3 zincirim için çekerek tüm ilmekleri bu şekilde topladım arkadaşlar. Şimdi 4 zincir çekiyorum ve düz yüzüne döndüm. Buradaki burada 4 zincir çektim fazla arkadaşlar. Dönünce azalıyor çünkü. 3 zincirli yuvadan girdim. 3 zincir başa kadar bu şekilde arkadaşlar. 3 zincirli yuvaların içine 3'er zincir çekerek böyle ikinci sırayı yapacağız. 1, 2, 3 zincir. Bu şekilde kapattım. 3 zincir. Kapatıyorum. 3 zincir. Kapattım. İkinci sıram oluşuyor arkadaşlar. 3 zincir. Kapattım. 3 zincir. Şöyle aradan 1, 2, 3 zincir. En son bu örümcekli tutturduğumuz yerden de giriyoruz. Buraya 10 tane zincir çekiyorum. Arkadaşlar köşe 12 olsun. 12 zincir çekip ipimi burada bırakıyorum. Bu şekilde. Şimdi mavi rengimi alacağım. Evet arkadaşlar ipimi tığıma tutturdum. Buradaki ilk yuvadan 4 zincir çekip döndüğümüz ilk yuvadan arkadaşlar sık iğne ile tutturdum bu şekilde. Düz yüzündeyiz. 10 zincir. 10 zincirimi çektim ve bu yaptığım aynı sık iğne ile battığım yuvanın dibine 10 zincirimi kapattım. 1 2 3 zincir. Yandaki yuvaya 3 zincirle geçiş yaptım. Tekrar 10 zincir. 10 zincirimi aynı sık iğnenin içine kapatıyorum bu şekilde. Tekrar 3 zincir. Diğer yuvaya geçiş için 3 zincir kullanıyorum. Evet arkadaşlar sıkı sıkı çekelim bu 10 zincirlerimizi. Kapattım. Yine sık iğne ile geçiş yaptım. Aynı yuvanın içine. 1, 2, 3 zincir. Bir sonraki yuvanın içine geçtim. Bu şekilde. Yine 10 zincir. 7, 8, 9, 10 zincir. Aynı yuvanın içine kapatıyorum. 3 zincir. Sıradaki yuvaya geçiyorum 3 zincirimle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3 zincirim geçtiğim yuvanın içine kapattım arkadaşlar. Diğer yuvaya geçtim 3 zincirle. 10 zincir. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sıradaki 1, 2, 3 zincir. Hemen yandaki yuvaya geçtim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aynı yuvanın içine sık iğne ile kapatıyoruz. 3 zincir. Sıradaki yuvanın içine kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir. Buradan sık iğne ile kapattım. 3 zincir. Kapatıyorum buraya. Sonuncu yuvamız. Sonuncu 10 zincirimiz. 10 zincirimi şu şekilde arkadaşlar. Sonuncu yuvaya kapattım. Dibine bir tane de zincir çektim. İpimi kopardım. Evet arkadaşlar. 12 zincir çekip bıraktığımız burada zincirimiz vardı. Şimdi bunu arkadaşlar buradaki 3 zincir çekip aralarda kullandığım
bu üç zincirimin içine sık iğne ile geçiyorum. Şu şekilde arkadaşlar, bunu bu yaptığım 10 zincirin tepesine şöyle geçmek kaydıyla 12 zincir çekiyoruz. Köşelerde 12, şu aralarda 10 zincir arkadaşlar. Bunun çerçevesi şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bakın arkadaşlar, buralardaki 3 zincirlere giriyorum. Bu yapmış olduğum 10 zinciri buraya sık iğne ile kapattım. Bu şekilde çerçevelemiş oluyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir. Bu şekilde 3 zincirimin içine kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir. Kapatıyorum. Bu şekilde. Bakın arkadaşlar, bunlar elinizin gevşekliğine, kalınlığına, zincir kısmı değişebilir. Bana 10 zincir, kenarlarda 12 zincir iyi geldi. Bunu kendiniz de ayarlayabilirsiniz. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir. Buradaki 3 zincirli yuvalara 10 zincirimi kapatarak bu mavi yaptığım zincirleri arkadaşlar çerçeve yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Toplamda 9 tane arkadaşlar bu maviden çiçeklerimiz var. Tekrar 10 zincir. 10 zincir. Yine 3 zincire giriyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir. Buradaki 3 zincirli yuvaya girip kapatıyoruz. Evet, köşeye yine geldik arkadaşlar. Buraya da 12 tane. 12 zincirimi çektim. Şu aşağı dönüm kısmı olduğu için arkadaşlar zinciri yiyor, gerdiriyor. Zaten siz de yaptığınızda bu şekilde anlarsınız. Şu dönüm kısmı, hani buralar tümsekli ya, üçer zincirli. Fazla zincir gitmiyor ama bura boşluk olduğu için sonuna 12 tane zincir çekiyorum. Bakın bu şekilde zaten tam da geldi. Bir zincir çekip ipimi koparıyorum. İpimi yakıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu şekilde boyanın püf noktası şu mavileri sık çekip böyle sert bir durmuşunu, güzel bir duruşunu sağlamak. Evet, modelimiz bu şekilde arkadaşlar, gördüğünüz gibi iğneden tabi model oldu. Çok hoş ve çok da zarif durdu arkadaşlar. Bu şekilde yapacak arkadaşlara kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.